Lider Haber'den mutlu günler sevgili izleyiciler. 25 Kasım 2022 günlerden Cuma. Ben Fatma Arslan. Gün ortasından herkese merhaba efendim. 2 saatlik canlı yayın programımızda haftanın son mesai günüyle karşınızdayız. Yoğun bir haftayı geride bıraktık efendim. Hem siyaseti konuştuk hem de güncel konularımız da bir hayli yoğundu. Aslında terörle mücadelenin en çok konuşulduğu günlerden geçiyoruz. Türkiye zorlu günlerden geçiyor efendim. Elbette kanayan yaralarımız var, hüzünlerimiz var ve bununla ilgili tabii ki Türkiye'nin attığı adımlar ve karşılıklar da peşi sıra gelmeye devam ediyor. Biz programımızda 2 saat boyunca siyasetten ekonomiye, sağlıktan turizme birçok başlığı ele alacağız. Bu süreç içerisinde siz de sosyal medya hesaplarımızdan ve WhatsApp ihbaratımızdan bizimle iletişime geçebilirsiniz efendim. Sadece Antalya'yı değil, Türkiye'yi hatta dünyayı ilgilendiren konular üzerinde de duracağız efendim. Bugün 25 Kasım. Aslında bugünün çok önemli bir yeri var hepimizde. 25 Kasım kadına yönelik şiddete karşı uluslararası mücadele günü. Aslında sık sık üzerinde durduğumuz ve hatırlatmak durumunda kaldığımız bir konunun gününü yaşıyoruz bugün. Her gün aslında mücadele günü olmalı ve her gün bunun bilinciyle uyanmalıyız. Keza kadına yönelik şiddet de, kadına yönelik istismar da ne yazık ki durdurak bilmiyor. O yüzden mücadelenin de hiçbir zaman durmaması gerekiyor. Sadece bizim coğrafyamızda değil, dünyanın birçok yerinde kadın istismarını, kadına yönelik şiddeti, cinayeti konuşmak mümkün. Ancak biz bugün Türkiye topraklarında yaşadığımız için elbette kendi huzurumuzu, can güvenliğimizi konuşacağız bugün. Türkiye'de tabii ki zaman zaman kadın olmakta zorlanıyoruz. Her yerde, sokakta, caddede, iş yerimizde ve hatta en güvenli olmamız gereken yer olan evlerimizde. Çünkü birçok kadın en sevdikleri ve en güvendikleri tarafından bugün şiddete maruz kalıyor ve taciz ediliyor. Aynı zamanda bunlarla da kalmayıp öldürülüyor efendim. Kimisi eşi tarafından, kimisi çocuğu tarafından, kimisi en sevdiği abisi ya da kardeşi tarafından ne yazık ki. Tabii zaman zaman hiç tanımadığımız insanların şiddetine de maruz kalabiliyoruz. İş yerinde yahut sokakta yürürken yahut otobüste giydiğimiz kıyafetten tutun da saç rengimize, dudağımıza sürdüğümüz ruja kadar eleştirilebiliyoruz. Sanki hadleri varmışçasına. Ve şimdi sizlere bir araştırmayı okuyacağım efendim. Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu 2022'de elde ettiği verilerle kadına yönelik şiddetin analizini çıkardı. Elbette resmi sonuçlar değil ancak haberlere dayalı ve gündeme gelen başlıklar neticesinde yapılan araştırmaya göre katledilen kadınların çoğu birlikte olduğu erkekler tarafından öldürüldü. Verilere göre katledilen kadınların 116'sı birlikte ilişki yaşadığı, 75'i şüpheli, 40'ı boşanma ve ayrılma aşamasında, 37'si aile içinden, 31'i boşandığı veya ayrıldığı, 14'ü tanımadığı, kızının, kardeşinin veya ailesinin bağlantılı olduğu, 4'ü kimliği belirlenemeyen, 3'ü ise tanımadığı erkekler tarafından katledildi. Bu rakamlar sadece birer sayı değil. Bu rakamlar insanlığın geldiği son nokta olarak algılanmalı aslında. Kadınlar, kadınlarımız, bizler ölüyor, öldürülüyoruz. Erkekler tarafından, en sevdiklerimiz tarafından. Elbette erkekler diyerek tüm bir grubu hedef almak doğru değil. Herkesi kastetmiyoruz elbette ancak bizler bunları yaşıyoruz. Sosyal medyada da ne yazık ki tacize maruz kalıyoruz. Az önce anlattım, sokakta, evde yahut işte, her yerde hem mobbinge uğruyoruz, hem yolumuz kesiliyor, taciz ediliyoruz. Yetmiyor, dayak yiyoruz. Sözlü veya cinsel tacizlere maruz kalabiliyoruz ve artık sınır öylesine ilerliyor ki öldürülüyoruz efendim. Ve buna dur demek için de çok geç kalıyoruz zaman zaman. Kadınların sesini duyamıyoruz. Çığlık atıyorlar, görmüyoruz. O yüzden şöyle bir düşünüp aslında sadece 25 Kasım'da değil her gün öldürülen kadınlarımızı anmak, yaşadıklarını unutmamak ve gelecek nesile şiddetin nedenini
bir toplumu yok edebileceğini anlatmak gerekiyor. Evet, bugün 25 Kasım kadına yönelik şiddetle uluslararası mücadele günü. Bu mücadelede nasıl ki şiddette yalnız bırakılıyorsak, bu mücadelede de yalnız bırakılırsak kazanamayız. O yüzden toplumun tüm kesimlerini, tüm bireylerin bu mücadeleye ortak olması gerekiyor. Herkesin el birliğiyle kadına yönelik şiddette en ön safhada yer alması gerekiyor. Toplumu şiddetten ayrıştırmak gerekiyor. Şiddet dilinden uzaklaşmak gerekiyor. Ancak böyle ileri gelişmiş bir toplum düzeyine, refaha çıkabiliriz. Çünkü unutmamak gerekiyor. Kadın yaşarsa yaşatır. Kadın gülerse dünya da güler efendim. Birazdan duyacağınız cümleler şiddetin karanlığa karşı umutla sesini yükselten kadınlara ait. Güvendeler ve hayatın tam içinde olmaya devam edecek. Şiddet bir insanlık suçudur. Benim hayatım aslında 3 yaşındaki oğlumun anne bu evden gidelim demesiyle başladı. 22 yaşındayım. 18 yaşımda başladım hikayemi. Eşimden bayağı fiziksel ve psikolojik şiddet gördüm. Ayrılma sebebim buydu. Ayrıldıktan sonra aileden taraf sıkıntı yaşadım. 4 çocuk annesiyim. 30 yıllık evliliğim var. Şiddet mağduru bir kadınım. Şiddet mağduruyum. Hiç bilmediğim, etmediğim şehirden İstanbul'a geldim. Çocuklarımla birlikte hamdolsun. Devletime sığındım. 3 çocuk annesiyim. İstanbul'a çocuğumun tedavisi için geldim. 10 sene boyunca ben sürekli şiddet görüyordum eşimde. Eşim madde bağımlısıydı. Çok bunalıma girdim ben de. Çocuklarım hep ben sahip çıktım. Sürekli omuzumda bir yük vardı yani. Benim çocuklarım biz sofraya oturamıyorduk. Onun korkusuna yemek yiyemiyorduk. Babasının yüzünü görmek istemiyor. Abla gidecek yerin falan var mı? Yok dedim, hiç kimsem yok. Benle çocuklarım, başka hiç kimsemiz yok dedim. Var ama yok. Karakola gittim. Tabii beni sokağa attı işim. Kadın konuk evine gitmek istiyorum ben dedim. Gidecek yerim yok. Ben bilmedim kadın sığınmayı, bilmiyordum. Öğrendim. Nasıl sahip çıktıklarını biliyorum. Ya aslında orası insanın ailesi oluyor. Ben sığınma evlerinden, konuk evlerinden haberim yoktu. Bana bunu polis kardeşim söyledi. Bak çok güzel devletimizin imkanları var. Sonra benimle ilgilendiler, aldılar. Sonra uzun bir süre kaldım orada. Bu sürede çalıştım. Ondan sonra çocuklarım kreş desteği, okul desteği, her türlü desteği aldılar. Hayatımda çok şeyi değiştirdim. En son konuk evine gittim. 5 ay süre içerisinde tek başıma hayata tutulmayı öğrendim. Yapabileceğimi öğrendim. Ev konusu olsun, kira konusu olsun, çocuğum için okul konusu olsun. Bu tarz şeylerde bayağı bana yardımcı olup ve hizmet sundular. Ve bana verdikleri katkı sayesinde ben tekrar bir düzen kurabildim. Tekrar bir hayat kurabildim. Onlar sayesinde ayakta durabildim. Nasıl toprağımız sağlam, bereketliyse devletimiz de öyle. Çünkü devletimiz benim elimden tuttu. Yani bir elinden tuttu, kaldırdı. Ona Allah'ın bana uzanan eliydi. Hani ben çok şükür şu anda kendimi güçlü hissediyorum. Mücadele ediyorum. Ben buradan Sayın Cumhurbaşkanımız ve Sayın Bakanımıza seslenmek istiyorum. Ben kendi adıma çok çok teşekkür ederim. Sokakta kalmaktan kurtuldum ve benim şu anda kendime ait bir yuvam var. Başardım, kendi ayaklarımın üzerinde duruyorum. Ve bunu herkes yapabilir. Bence bu kurumlar çoğalmalı. Daha çok kadına yani ulaşılmalı. Cumhurbaşkanımızın da dediği gibi kadına şiddet insanlığa ihanettir. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz dakikalarda kadına yönelik şiddete karşı uluslararası mücadele günü münasebetiyle düzenlenen programda konuştu. Kadınların önemini bir kez daha vurguladı. İyi bir öğretmendir. Üstelik kadının öğretmenlik vasfının tezahürlerini kendi evlatları yanında tüm çocuklar üzerinde de görmek mümkündür. Bugün ülkemizdeki öğretmenlerin %60'ının
akademisyenlerin yarıya yakınının kadınlardan oluşması bu hakikatin bir ifadesidir. Terör örgütlerinin son dönemde yapmış olduğu saldırılarda hayatını kaybeden 8 vatandaşımızdan ikisi kadın öğretmenimiz, üçü de çocuk yaştaki evlatlarımızdır. Dünyanın başka bir yerinde terör örgütü öğretmenleri ve çocukları böylesine alçakça katletmiş olsa günlerce, haftalarca, aylarca gündem olur, tepkilerin ardı arkası kesilmezdi. Söz konusu Türkiye olunca timsah gözyaşları kabilindeki kınama mesajları dışında ne siyasetçilerden, ne sivil toplum kuruluşlarından, ne medyadan kayda değer bir ses çıkmıyor. Evet, dünyadaki insan hakları örgütleri nerede? Bunların hiçbirini Diyarbakır annelerinin yanında gördünüz mü? Onları ziyaret ettiklerini gördünüz mü? Terör örgütleri olduğu zaman ta Kandil'e kadar çıkan bu Batı'nın STK'ları maalesef Türkiye'de, evet, Diyarbakır annelerini ziyaret etme özelliğini diyeyim, göstermemişlerdir. Tabii bunları söylerken dost ve kardeşlerimizin samimi üzüntülerini hariç tutuyorum. Bu vesileyle bir kez daha son saldırılarda hayatlarını kaybeden Arzu ve Ayşenur öğretmenlerimiz ile daha önce yine benzer bir saldırıda katledilen, şehit edilen Aybüke öğretmenimizi rahmetle yad ediyorum. Kadına şiddeti konuştuğumuz bir platformdayız. Öyleyse burada kadının canına kasteden, genç kızlarımızı kandırıp dağlarda ölüme sürükleyen, tecavüzden infaza her türlü insan hakkı ihlalinde bulunan terör örgütünü görmezden gelemeyiz. Bu örgütün parlamentomuzdaki uzantılarını görmezden gelemeyiz. Onların demokrasi adına söyleyecekleri hiçbir söz kalmamıştır. Söyleyecekleri hiçbir cümle yoktur. Biz kimin kim olduğunu gayet iyi biliyoruz. Bunların neyin peşinde olduğunu gayet iyi biliyoruz. Onun için bunların parlamento kürsüsünü fırsat görerek oradan kullandıkları cümleler, ifadelerin bizim indimizde hiçbir kıymeti, harbiyesi yoktur. Burada kadın ve çocuk katillerinin yakasına yapışmazsak, bırakınız ülkeyi yönetme sorumluluğumuzu, en temel insani vazifemizi yerine getirmiş olamayız. Parlamentoya öyle veya böyle girip ondan sonra teröristlerle kol kola Kandil'de dağlarda dolaşanlar bu milletin oylarının temsilcisi olamaz. Dolayısıyla 2023 seçimlerini bu anlamda çok çok önemli buluyorum. Ve 2023 seçimlerinde inanıyorum ki benim milletim Türküyle, Kürdüyle, Lazıyla, Çerkeziyle, Gürcüsüyle, Abazasıyla, Boşnağıyla sandıklarda bunlara en güzel demokratik cevabı verecektir. Tabii bu nereden başlayacak? İşte bu kadınlarımızdan başlayacak.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz dakikalarda Girişimci İş Adamları Vakfı ile Türkiye Gençlik Vakfı'nca düzenlenen Türkiye Girişimci Buluşması ve 9. Girişimcilik Ödülleri törenine de bir video mesaj gönderdi. Video mesajda girişimcilere seslenen Erdoğan, ihracatta her ay yeni bir rekor kırarak hedeflerimize doğru emin adımlarla ilerliyoruz dedi. Girişimci İş Adamları Vakfı ile Türkiye Gençlik Vakfı'nın kıymetli mensupları, değerli girişimciler, sevgili genç kardeşlerim, sizlere en kalbi duygularımla, hasretle, muhabbetle selamlıyorum. Türkiye Girişimci Buluşması'nın ekonomimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Girişimcilik ödüllerinin 9.sunu almaya hak kazanan kurumlarımızı, şirketlerimizi, girişimcilerimizi canı gönülden tebrik ediyor, Rabbim başarılarınızı daim eylesin diyorum. Türkiye için üreten, yatırım yapan, yeni iş kuran, işini geliştiren, yurt içinde ve yurt dışında elde ettiği başarılarla milletçe iftihar kaynağımız olan tüm girişimcilerimize teşekkür ediyorum. İnsanlık olarak COVID-19 salgınıyla başlayan, ardından Rusya-Ukrayna gerilimiyle daha da derinleşen sancılı bir dönemden geçiyoruz. Gelişmiş ülkeler dahil pek çok ekonominin enflasyondan resesyona, istihdam kayıplarından enerji ve gıda krizine kadar daha önce alışık olmadıkları ciddi sıkıntılarla yüzleştiğini görüyoruz. Salgın sürecini başarıyla yöneten Türkiye, salgın sonrası ortaya çıkan bu meydan okumaların da üstesinden hamdolsun alnının akıyla gelmektedir. Yatırım, istihdam, üretim, ihracat ve cari fazla yoluyla büyümeyi esas alan ekonomi modelimizin müspet etkilerine her alanda şahit oluyoruz. COVID-19 salgınının dünya ekonomilerini derinden sarstığı bir ortamda G20 içinde en hızlı büyüyen ülkelerin başında yer aldık. Geçtiğimiz yıl büyüme oranımız %11 ve bu yılın ilk yarısında %7,5 seviyesinde gerçekleşti. İş gücüne katılım oranımız artmasına rağmen istihdamda 31 milyon sınırını aşmış bulunuyoruz. İhracatta her ay yeni bir rekor kırarak hedeflerimize doğru emin adımlarla ilerliyoruz. Ayrıca yatırım hamlelerimizi kesintisiz bir şekilde sürdürmeye büyük önem veriyoruz. Yerli elektrikli otomobilimiz TOGG'un fabrikasını 29 Ekim'de açarak milletimizin 60 yıllık bir hayalini daha gerçeğe dönüştürdük. Salı günü ülkemizin en büyük barajı olan Yusufeli Barajı ve hidroelektrik santralinin açılış heyecanını milletçe yaşadık. Hemen her hafta farklı bir ilimizde kamu ve özel sektörümüzün ülkemize kazandırdığı eserlerin, fabrika ve üretim tesislerinin açılışını yapıyoruz. Türkiye Yüzyılı vizyonumuzun somut projelerini tek tek hayata geçirerek yolumuza devam ediyoruz. İnşallah büyük ve güçlü Türkiye'yi inşa edene kadar durmayacak, mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz. Ne terörün ne de terör örgütünün yularını ellerinde tutan emperyalist çetelerin bizi yolumuzdan alıkoymasına izin vermeyeceğiz. Siz genç girişimcilerimizin desteği ve katkısıyla 21. asrı Türkiye yüzyılı yapacağımıza yürekten inanıyorum. Girişimci İş Adamları Vakfımız ile Türkiye Gençlik Vakfımız başta olmak üzere bu hayırlı programın icrasında emeği olanları tebrik ediyorum. Girişimcilik ödüllerini almaya hak kazanan kurumlarımızı ve girişimcilerimizi bir kez daha tebrik ediyorum. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Kalın sağlıcakla. Geçtiğimiz yıl alınan kararla 2022'de vergi, harç ve cezalar %36 zamlanmıştı. Önümüzdeki yıl için yeniden değerleme oranı %122,93 olarak hesaplandı.
Cumhurbaşkanının bu orana %50 artırma ya da indirme yetkisi de bulunuyor. Şayet Erdoğan yetkisini kullanmazsa önümüzdeki yıl emlaktan trafik cezalarına kadar her türlü vergi, harç ve cezalar iki katından daha fazla zamlanacak. Merakla beklenen yeniden değerleme oranı 2023 yılı için belli oldu. Yeni yılda ceza, harç ve bazı vergilerde yeniden değerleme oranı %122,93 olarak açıklandı. Buna göre 6 aylık pasaport harcı 309 lira 17 kuruştan 689 lira 24 kuruşa çıkacak. 3 yıl ve üstünde süreli pasaport harcı 1048 liradan 2337 lira 95 kuruşa yükselecek. A sınıf ehliyet harcı 370 liradan 825 lira 87 kuruşa, B sınıf ehliyet harcı ise 1116 lira 90 kuruştan 2489 lira 77 kuruşa yükselecek. 2023'te özel iletişim vergisinde de %122,93 oranında artış olacak. Yurt dışından getirilen telefonlar için kayıt harcı ve ilk abonelikte alınan ücret de aynı oranda artacak. Yeni yılda trafik cezaları da bu oranda artacak. Emniyet kemeri takmamanın cezası 196 liradan 437 liraya yükselecek. Kırmızı ışıkta geçmenin cezası ise 427 liradan 952 liraya çıkacak. Trafikte hız sınırını %10 ila %30 arasında aşan sürücülere 952 lira, %30 ila %50 arasında aşanlara 1980 lira ve %50 aşanlara 4064 lira ceza kesilecek. Alkollü araç kullanmanın cezası da 4.064 lirayla 8.190 lira arasında değişecek. Emlak vergileri de bu oranda artacak. Vergi usul kanunu uyarınca Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın vergi ve harçlarda yeniden değerleme oranına %50 azaltma ve %50 artırma yetkisi bulunuyor. Motorlu taşıtlar vergisinde ise Cumhurbaşkanı'nın artırma yetkisi %50 olmakla birlikte indirme yetkisi %80 düzeyinde. Cezalarda ise ilan edilen yeniden değerleme oranları değiştirilemiyor. Yeniden değerleme yapılacak yılın Ekim ayından bir önceki yılın aynı dönemine göre üretici fiyatları genel endeksinde meydana gelen ortalama fiyat artış oranını ifade ediyor. Merkez Bankası merakla beklenen faiz kararını açıkladı. Kasım ayı olağan toplantısını yapan Merkez Bankası Para Politikası Kurulu politika faizini 150 bas puan düşürerek %9'a çekti. Merkez Bankası politika faizini 1,5 puan indirimle %9'a düşürdü. Böylece politika faizi Eylül 2020'den bu yana ilk kez tek haneye inmiş oldu. Yeni sınamaları anlamaya ve uyum sağlamaya çalıştık. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz Eylül ayında Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu'nun genel kurulunda yaptığı açıklamada faizin yıl sonunda tek haneye inmesi yönünde yorumda bulunmuştu. En büyük düşmanım faizdir. Ve şu anda yine faizi 12'ye kadar düşürdük. Yeter mi? Yetmez. Bunun daha da inmesi lazım. Merkez Bankamızla bunları konuşuyoruz. Şimdi önümüzdeki para politikası kurulları toplantılarında bunun daha da inmesinin gereğini telkin ediyorum. Cumhurbaşkanınız yüksek faizi savunmuyor. Tam aksine düşük faizi savunan bir politika gidiyor. Burada enflasyonla bir mücadelemiz var. İnşallah yılbaşından sonra ben bu enflasyonun da düşük faizle ineceğine inanıyorum ve bunu savunuyorum. Merkezin son 4 toplantıdaki faiz indirimi 5 puanı buldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan geçen 8 Ekim'de Balıkesir'de yaptığı konuşmada da faizleri indirmeye devam edeceklerini söylemişti. Ekranları başında bizi izleyen milletim iyi dinlesin. Bu kardeşiniz bu görevde olduğu sürece faiz her geçen gün, her geçen hafta, her geçen ay inmeye devam edecektir. Kimse bize bu konuda akıl vermesin. Ve yatırımcı gelsin bizim devlet bankalarından kredi talebinde bulunsun. Ve onları biz faize ezdirmeyeceğiz. Çünkü yatırım yüksek faizle olmaz. Onun için de düşük faiz. Hatırlayın, başbakanlığım döneminde biz enflasyonu 6,4'e düşürmüştük. Faizi de nereye indirmiştik? 4,6'ya. Bunu biz yaptık ya.
Yarın da Allah'ın izniyle yine şu andaki bu gidişi biz düze çıkaracağız. Merkez Bankası yılın son toplantısını 22 Aralık'ta yapacak. Otomobil fiyatlarında indirim için beklenen ÖTV matrah düzenlemesi de resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi. Cumhurbaşkanı kararıyla binek otomobiller için oranlara esas özel tüketim vergisi matrahlarında değişikliğe gidildi. Düzenlemeyle birlikte ciddi indirimler bekleniyor. Sıfır araç almak isteyenler ve otomobil sektör temsilcileri ÖTV ya da matrah düzenlemeleri bekliyordu. Beklenen düzenleme resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yeni düzenlemeyle motor silindir hacmi 1600 metreküpün altındaki araçlarda matrah alt limiti 120 bin liradan 184 bin liraya yükseltildi. %50 ÖTV oranı için esas alınan matrah eşiği 150 bin liradan 220 bin liraya, %60 ÖTV oranı için esas alınan matrah eşiği 175 bin liradan 250 bin liraya, %70 ÖTV oranı için esas alınan matrah eşiği 200 bin liradan 280 bin liraya çıkarıldı. Elektrik motoru da olanlardan elektrik motor gücü 50 kW'ı geçip motor silindir hacmi 1600 cc'yi geçip 1800 cc'yi geçmeyen hibrit motorlu araçlarda da %45 ÖTV oranı için esas alınan ÖTV matrah eşiği 130 bin liradan 228 bin liraya ve %50 ÖTV oranı için esas alınan ÖTV matrah eşiği 210 bin liradan 350 bin liraya yükseltildi. Düzenlemenin özellikle yerli otomobillerin yoğun olduğu kategorilere yönelik ÖTV oranına esas ÖTV matrah eşiklerinin arttırılması neticesinde bazı otomobil fiyatlarına indirim olarak yansıması öngörülüyor. Ayrıca değişiklikle yerli otomobillerin yoğun olduğu kategorilerde matrah artırımıyla fiyatların düşmesi sonucu enflasyona da olumlu katkı vermesi amaçlanıyor. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Düzce'de yaşanan 5.9 büyüklüğündeki depremde hasar gören adliye binasını ziyaret etti. Bakan Bozdağ, Düzce Adliyesi'nin pazartesi günü itibariyle normal faaliyetlerini sürdüreceğini söyledi. Düzce'de meydana gelen 5.9 büyüklüğündeki depremin ardından hasar tespit çalışmaları devam ediyor. Bölgeye gelen Adalet Bakanı Bekir Bozdağ depremde dış cephesi hasar alan Düzce Adliyesi'ni ziyaret etti. Sadece bazı yerlerde dolapların yıkıldığını gördük ama binanın yapısında, ana yapısında herhangi bir sorun olmadığını da gözlerimize gördük. Ayrıca Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımızın teknik ekipleriyle Adalet Bakanlığımızın teknik ekipleri de adliye binamızı inceliyorlar. Ön bir inceleme yaptılar. Bundan sonra da ayrıca bir incelemeyi yapacaklar. Burada eksik ne varsa onları tamamlamak ve onları gidermek bizim vazifemiz. Bakan Bozdoğa adliye binasının pazartesi sabah itibariyle normal faaliyetlerini sürdüreceğini söyledi. Bazı tamirat, tadilat yapılması gereken yerler var. Arkadaşlarımız hafta sonunda çalışarak pazartesiye kadar bütün bunları tamam ederek Düzceli hemşerilerimizin hizmetine yeniden sunacaklardır. Buradan şunu da... Düzce'de meydana gelen depremin ardından Düzce Valiliği'nde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum katılımıyla birlikte afet koordinasyon toplantısı gerçekleştirildi. Toplantının ardından açıklamalarda bulunan Bakan Soylu, afete müdahale için kamu kurum ve kuruluşları ve sivil toplum kuruluşlarından toplam 3.748 personel ve 812 aracın Düzce'de görev aldığını belirtti. 37'si Düzce vilayetimizde olmak üzere 93 vatandaşımız yaralandı. Halen 13'ünün tedavilerine hastanelerde devam ediyoruz. Düzce'de de bir yoğun bakımda olmak üzere 6 vatandaşımızın tedavilerine devam edilmektedir. Depremin hemen akabinde Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a da talimatlarıyla hemen deprem bölgesine geldik. Murat Kurum Bakanımız, Gençlik ve Spor Bakanımız, Adalet Bakanımız ve Aile Bakanlığı dahil olmak üzere tüm bakanlıklarımızın yöneticileri, genel müdürleri, sorumluları, her bakanlık hem
afet koordinasyonu altında yaptığınız işlerde hem kendine ait sorumluluk hisseden işlerde depremde meydana gelen hasarları ve depremde meydana gelen bir takım zararları tespit etmek, bunları bir vesileyle bir plan dahilinde onarmak ve atacak adımları belirleyebilmek ve vatandaşımızın yine sorumlulukları içerisinde yaralarını sarabilmek maksadıyla o sabahtan itibaren burada olduk. Biz de Sayın Bakanlarımızla birlikte, Sayın Cumhurbaşkanımızla periyodik olarak burada nasıl bir durumla karşılaştığımızı, aynı zamanda neler yaptığımızı, neler yapmamız gerektiğini ifade edip talimatlarını sürekli olarak almaya çalıştık. Ve hem Gölyaka Merkez, hem Düzce, hem de diğer ilçelerimizde, yani depremin etkili olduğu diğer ilçelerimizde, hepimiz hem hasar olan yerlerde, hem de ilçe merkezlerinde gerekli temasları yaptık, gerekli tetkikleri yaptık, gerekli değerlendirmeleri yaptık. İnsanlarımızı ziyaret ettik, esnaflarımızı ziyaret ettik. Ve onlardan hem genel durum hakkında kendi değerlendirmelerini aldık, biz de atacağımız adımları belirlemeye çalıştık. Bu çerçeve içerisinde afete müdahale için kamu kurum ve kuruluşlarıyla sivil toplum kuruluşlarından toplam 3.748 personel, 812 araç bu karşılaştığımız depremde burada Düzce'de görev aldılar ve hala almaya devam ediyorlar. Vatandaşlarımızın geçici barınma ihtiyacı oldu. 12 Kasım 1999 depremi büyük bir travma oluşturdu. Hala onun etkilerini karşılaştığımız vatandaşlarla hemşehrilerimizi görebiliyoruz. Ve bu vesileyle evine girmek istemeyenler oldu doğal olarak. Çocuklar korktular. Bu vesileyle gerek kamu misafirhaneleri, gerek yurtlarımızın tamamı, gerekse de kurduğumuz çadır alanlarında vatandaşlarımızın barınmasına imkan sağlamak için adımlarımızı arttırdık. 19 bölgede çadır alanları oluşturduk. Burada 1000'e yakın çadır kuruldu. Hala da kurulmaya devam ediyor. Aynı zamanda herhangi olarak da vatandaşlarımız kendi evlerinin önüne hem kimlerin engelli olmasını nasip ettiler, yaşlı olmasını nasip ettiler, istediler. Onlara da destek ve yardımcı olundu. Gençlik merkezleri, kapalı spor salonları açıldı. Ve buralarda vatandaşlarımız misafir edildiler, edilmeye devam edecekler. Hem Afat hem Kızılay hem belediyemiz yaklaşık 20 bine yakın şu ana kadar battaniye dağıttılar. Ve yine 3000'e yakın yataktı, çarşaftı, yani gece kalmalarını temin edecek bütün destekler sağlandı. Şu ana kadar 600'e yakın ısıtıcı dağıtıldı çünkü hava da gece serinlemeye başladı. Deprem sonrasında yürütülen çalışmalar hakkında bilgi veren Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum da Düzce genelinde hasar tespit çalışmalarının %70'e yakınının tamamlandığını aktardı. Düzce'de acil yıkılacak ve ağır hasarlı 71 bina ve 134 bağımsız bölümün tespit edildiğini söyledi. Ve toplamda 4.316 binada 15.000 bağımsız bölümde hasar tespit çalışmaları şu an itibariyle yapılmış oldu. Bu kapsamda Gölyaka'da 2, merkezde 4 binamız olmak üzere 6 binamızı acil yıkılacak olarak belirledik. Cuma yerinde 7 bina, 9 bağımsız bölüm. Çilimli'de 5 bina, yine 9 bağımsız bölüm. Gölyaka'mızda da, orası da merkez üssü, 23 bina
42 bağımsız bölüm, Gümüşova ilçemizde 9 bina 16 bağımsız bölüm, bir de merkezde bilhassa yapı stoğunun eski olduğunu tespit ettiğimiz alanlar bunlar. Bu alanlarda da 21 bina 31 bağımsız bölüm olmak üzere Düzce genelinde acil yıkılacak ve ağır hasarlı 71 bina 34 bağımsız bölüm, 134 bağımsız bölüm tespit edildi. Tabii bu tespitlerle birlikte Sayın Bakanımızın da açıkladığı gibi bir taraftan da kira, eşya ve taşınma yardımlarını vatandaşlarımıza veriyoruz. Hızlı bir şekilde burada da jandarmamız, emniyet güçlerimiz vatandaşımıza her türlü desteği sağ olsunlar, veriyorlar. Gönül birliği içerisinde bu süreci de yürütüyoruz. Vatandaşlarımızı güvenli alanlara taşımak suretiyle hemen acil yıkılacak binalarda yıkım sürecinde valiliğimiz koordinasyonunda yürüteceğiz. Tabii bir taraftan da Düzce'li vatandaşlarımıza ben hasreten teşekkür etmek istiyorum. Hepsi oldukça bilinçliler. Hem deprem esnasında hem de deprem sonrasında yapılacaklarla ilgili harfiyen tüm yapılacakları yerine getiriyorlar. Hasar tespit noktasında da vatandaşlarımızın beklentisi vardı. Şimdi bugüne kadar yapmış olduğumuz hasar tespit çalışmalarını E-Devlet üzerinden hasartespit.gov.tr adresinden vatandaşlarımız öğrenebilir. Aynı zamanda bunları AFAD'ımız yarın gelip hem bizim ofislerimizde hem AFAD'da kimlik numaralarına göre de binaların hasar tespitlerini öğrenebilecekler. Burada az hasarlı veya hasarsız olarak evleri tespit edilen vatandaşlarımız evlerine girebilirler. Ağır hasarlı vatandaşlarımız ki zaten uygulamada da bu net bir şekilde tarif ediliyor. Ağır hasarlı vatandaşlarımız evlerine giremeyecekler ve binaların yıkım ve taşınma sürecini birlikte yürüteceğiz. Tabii bu noktada bir taraftan bu hasar tespitlerini yaparken diğer taraftan da işte altyapı, elektrik, doğalgaz işlerine ilişkin hasarları giderme çabası içerisindeydik. Düzce'mizde de belediyemizle İller Bankamız birlikte ufak altyapı hasarları vardı. İçme suyunda, işte kanalizasyonda, yağmur suyunda bu hasarları da belediyemiz hızlı bir şekilde İller Bankamızın destekleriyle giderdi ve şu an şehrimizin içme suyu ulaşmayan hiçbir bölgesi bulunmuyor. Bakanımızın da açıkladığı gibi yine biz belediyelerimizin altyapı çalışmalarını yapmak üzere İller Bankası Genel Müdürlüğümüz eliyle şu an için 10 milyon lira kaynak belediyelerimize aktarıldı. Tabii burada tıpkı daha önceki afetlerde olduğu gibi Sayın Cumhurbaşkanımızın da bir fiil anlık takibiyle nasıl İzmir'de, Elazığ'da, Malatya'da afetlerde olduysak, sellerde yine Kastamonu, Rize, Bartın, Sinop'ta olduysak, Antalya, Muğla'daki yangınlarda vatandaşlarımıza sözlerimizi verdik ve o sözler çerçevesinde yeni yerleşim alanlarında hızlı inşa ettiysek aynısını Düzce'mizde de yapacağız. TOKİ'mizde çalışmalarımızı yürütüyoruz. Daha önce açıkladığımız sosyal konut projemiz kapsamındaki evlere ilaveten ağır hasarlı binalarımız, yine acil yıkılacak binalarımız için zemin artı 3-4 katı merkezde geçmeyen projelerimizi arkadaşlarımız hazırladılar. Zaten mevcut sosyal konuta ilave edeceğiz bu projelerimizi ve en kısa sürede merkezde zemin artı 3-4 katı, zemin artı 2-3 katı geçmeyecek şekliyle binalarımızın inşasını en kısa zamanda yapıp vatandaşlarımıza teslim edeceğiz. Köylerimizde var. Köylerimizdeki evlerimize de tek katlı yine Karadeniz mimarisine, Düzce'mizin mimarisine, değerlerine, ihtiyaçlarına uygun bir şekilde tek katlı köy evlerimizin de inşasını yapıyor olacağız. Uluslararası 12. Resort Turizm Kongresi Geleceğin Turizmi, Turizmin Geleceği başlığıyla Antalya'da başladı. Kongrede konuşan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türkiye'nin turizmde süper ligde olduğunu söyledi.
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Geleceğin Turizmi, Turizmin Geleceği başlığıyla Antalya'da düzenlenen Uluslararası 12. Resort Turizm Kongresi'nin açılışına katıldı. Bakan Ersoy burada yaptığı konuşmada pandemi sürecinin çok iyi yönetildiğini söyledi. 2022 yılı rakamlarımızı 2019 yılıyla kıyasladığımızda pandemi sürecini çok iyi yönettiğimizi ve rakiplerimizden fark attığımızı net şekilde görmekteyiz. Biz Türkiye olarak turizm gelirlerinde 2019 oranla %14 artış göstermeyi başardık ilk 7 aylık veride. Eğer yıl sonu tahminlerimiz gerçekleşirse ki inşallah bunları aşacağız, ziyaretçi sayısında 2019'da farkı neredeyse kapatmış olacağız. Tüm bu rakamlar bize şunu gösteriyor. Biz turizmde Türkiye olarak artık Süper Lig'deyiz. Bu işi en üst seviyede yapan ülkeleri rakip olarak görüyor ve hedeflerimize uygun bir şekilde ilerliyoruz. Bakan Ersoy, sektörde geleceğin en önemli trendlerinden birisinin sürdürülebilir turizm olacağını vurguladı. Yapılan araştırmalar gösteriyor ki artık her 5 turistten 4'ü tatillerini sürdürülebilir bir tatil beldesinde geçirmek istiyor. Şimdi bu amaçla 2023 yılından itibaren güvenli ve sürdürülebilir turizm programını uygulamaya başlayacağız. Bunun için dünyanın en üst düzey sürdürülebilirlik platformu olan Global Sustainable Tourism Council GSTC ile 3 yıllık bir protokole imza attık. Antalya Valisi Ersin Yazıcı da Antalya'nın turizmde liderlik yaptığını söyledi. Güvenli turizm sertifikasından diğer tüm alanlarda ortaya koymuş olduğumuz vizyon ve uygulamalar Türk turizminin Antalya'da nasıl yükseldiğini, Antalya'nın Türk turizmine nasıl önder ve liderlik yaptığını sizler sayesinde ortaya koymuş olduk. Evet sevgili izleyiciler, gelin hep birlikte geçtiğimiz hafta ulaştırma ve altyapıda neler oldu? Sırada ulaşım ve altyapı gündemi var. Geride kalan haftanın ulaştırma ve altyapı gündemiyle karşınızdayız. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Kara İsmailoğlu, Avrasya Tüneli ile ilgili açıklama yaptı. Avrasya Tüneli'nin rekorunu tazelediğine dikkat çeken Kara İsmailoğlu, 9 Kasım Çarşamba günü 71.110 araç geçişiyle rekorun yenilendiğini, 22 Aralık 2016'da hizmete açılan Avrasya Tüneli'nden toplam 94,5 milyon aracın geçtiğini duyurdu. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Kara İsmailoğlu, Kuzey Marmara Otoyolu ile ilgili açıklama yaptı. Kuzey Marmara Otoyolu'yla İstanbul'da kesintisiz ulaşım imkanı sağlandığına vurgu yapan Kara İsmailoğlu, projeyle zamandan 3 milyar 236 milyon TL, akaryakıttan 2 milyar 147 milyon TL olmak üzere yıllık toplam 5 milyar 383 milyon TL tasarruf edildiğini, açıldığı günden bu yana Kuzey Marmara Otoyolu sayesinde 1.3 milyar saat tasarruf sağlandığını kaydetti. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Kara İsmailoğlu, 2. Beton Yollar Kongresi'nin açılışında konuştu. Her bir kilometre yolu, halka hizmet, hakka hizmettir ilkesiyle inşa ettiklerini vurgulayan Bakan Kara İsmailoğlu, ulaşım kalitesinin yükseltilmesi, güvenli, ekonomik, hızlı, konforlu, çevreci, kesintisiz, erişilebilir ve çağdaş yollar yapmak için çalışmaya devam ettiklerini belirtti. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Kara İsmailoğlu, Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu'nu ziyaret etti. TES Genel Başkanlığı'na yeniden seçilen Bendevi Palandöken'e görevinde başarılar dileyen Kara İsmailoğlu, esnafın her daim yanında olarak omuz omuza millet için çalışmaya devam ettiklerini ifade etti. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Kara İsmailoğlu, Türkiye Yol İş Sendikası'nı ziyaret etti. Karayolu ağımızın güçlenmesi ve geleceği için emek veren çalışma arkadaşlarımız ve temsilcileriyle Türkiye Yol İş Sendikası'ndayız ifadelerini kullanan Kara İsmailoğlu, birlikte Türkiye için alın teri döktüklerini, kıymetli projeleri hizmete sunmak için 7/24 çalıştıklarını kaydetti. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Kara İsmailoğlu, karayolları 2022-2023 sezonu, kar ve buzla mücadele başlangıcı ve yol bakım araçlarını hizmete alım törenine katıldı. Kış öncesinde tüm hazırlıkların tamamlandığını belirten Kara İsmailoğlu, karla mücadele eden makine ve ekipman sayısını geçen yıla göre 574 adet artırarak 11.490'a yükselttiklerini bildirdi.
yol güvenliğini artırmak için mücadele veren ekiplerin en büyük destekçisi yeni araçların göreve hazır olduğunu vurgulayan Bakan Kara İsmailoğlu, yolların sürekli açık bulundurulması ve seyir emniyetinin sağlanması için araç ve makine parkını sürekli olarak yenilediklerinin altını çizdi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Kara İsmailoğlu, Deniz Ticaret Odası ile bir araya geldi. İMEAK Deniz Ticaret Odası'nın yeni yönetimini tebrik ederek başarılar dileyen Kara İsmailoğlu, Türkiye'nin denizci ülke kimliğiyle sektörde dünyanın önde gelen ülkelerinden biri haline geldiğine dikkat çekti. Bakan Kara İsmailoğlu, denizcilik sektöründe çok daha etkin ve verimli hizmet sunmak için Deniz Ticaret Odası'yla omuz omuza çalışmaya devam ettiklerini kaydetti. Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Adil Kara İsmailoğlu, Adıyaman-Narince-Gelgel yolu temel atma törenine katıldı. Adıyaman-Narince-Gelgel yolunu en kısa zamanda hizmete sunacaklarını belirten Kara İsmailoğlu, projeyle daha hızlı ve güvenli ulaşım sağlarken şehrin turizm, ticaret ve üretim gücünü artıracaklarını vurguladı. Bakan Kara İsmailoğlu, projenin tamamlanmasıyla seyahat süresinin 46 dakikadan 25 dakikaya düşeceğini kaydetti. Tören sonrasında Gelgel ilçesinde vatandaşlarla ve esnafla da bir araya gelen Bakan Kara İsmailoğlu, Gelgel'de gönlü güzel, sözü güzel milletimizle beraberiz ifadelerini kullandı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Kara İsmailoğlu, Adıyaman'da bulunan Nisibi Köprüsü'nde incelemelerde bulundu. Sanat eserlerinin köprüler olduğunu söyleyen Kara İsmailoğlu, Adıyaman, Siverek, Diyarbakır'ı birbirine bağlayan ve devasa yapısıyla dikkat çeken Nisibi Köprüsü'nün 21 Mayıs 2015'ten bu yana hizmet verdiğini, köprüden yaklaşık 8 milyon aracın geçtiğini kaydetti. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Kara İsmailoğlu, Kahta-Narince-Siverek yolunda devam eden çalışmaları inceledi. Kahta-Narince-Siverek yolunda çalışmaların 7/24 esasına göre sürdüğünü belirten Kara İsmailoğlu, mevcut güzergahı 9,2 kilometre kısaltacak toplam 40,8 kilometre uzunluğundaki yolu yakında hizmete sunacaklarını kaydetti. İncelemeler sonrasında Adıyaman Valiliği, Belediyesi ve İl Başkanlığı'nı da ziyaret eden Bakan Kara İsmailoğlu, şehirlerin her bakımdan refaha ulaşması için emek verdiklerini, Adıyaman'ın ekonomisini, turizmini geliştirecek, halkın hayatını kolaylaştıracak yatırımları hayata geçirmeye devam ettiklerini ifade etti. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Kara İsmailoğlu, 2022 yılı Ocak-Ekim dönemine ilişkin kruvaziyer gemi istatistiklerini açıkladı. Denizcilik sektöründeki yatırımlarla Türkiye'nin turizmini güçlendirdiklerine dikkat çeken Kara İsmailoğlu, bu yılın 10 aylık döneminde limanlara yanaşan kruvaziyer gemi sayısının 907'ye ulaştığını, toplam 918.484 kruvaziyer yolcusunun ağırlandığını duyurdu. Gelecek hafta yeni bir ulaştırma ve altyapı gündeminde buluşuncaya dek sağlıkla kalın ve unutmayın, hayat ulaşınca başlar. Antalya'nın Kepez ilçesinde bulunan ve halk arasında Duraliler Çayı olarak bilinen Karaman Çayı'nda uzun süredir ciddi bir kirlilik yaşanıyor. Akdeniz'e dökülen çayda fabrika atıklarının neden olduğu tahmin edilen koyu renk akıntı vatandaşları da tedirgin ediyor. Kötü koku ve sinekler nedeniyle de bölge halkı bezmiş durumda. Tabii sinek, sivrisinek, şu bu her şey burada mevcut oluyor. Kepez ilçesinde bulunan halk arasında Duraliler Çayı olarak bilinen Kahraman Çayı siyah renkte ve oldukça pis akıyor. Duraliler mahallesinden denize dökülen bu çayda akan kirli sudan 7'den 70'e herkes şikayetçi. Buranın dereye gelen bu su kışın devamlı geliyor ve çok kirli geliyor. Koku da yaptığı zaman oluyor. Tabi burada otlar, etraf her şey olduğu için sinekler, her şey, haşereler oluyor. Bu etraftaki kişiler hep şikayetçidir bunu ama kimse bir yere iletmiyor. Çıktığı yerden buradan Konyaaltı'na denize götürüyor, Boğa Çayı'na. Tabi kirliliğin sebebini bilmiyorum. Bu şeyden Kepez başından bu tarafa geldiği için herhangi bir fabrika atığı geliyor mu? Yoksa mahallelerden gelen sular mı geliyor? Yani akıntı mı geliyor? Bunları takip etmek lazım. Oluşan sinekler ve pis koku da cabası. Okula giderken gelirken hep buradan geçiyoruz. Ve kokudan gereksiz derecede çok şikayetçiyim. Akşamları uyuyamıyoruz kokudan. Her yer sinek dolu oldu. Parkta adam akıllı oturamıyoruz bile kokudan. Boğa Çayı'na gidiyor. Buradan direkt sahilin oraya direkt gidiyor. Yetkililerden çağrı bekliyoruz. Tüm Duraliler mahallesi olarak. Çevresel zararlara bir de görüntü kirliliği ekleniyor. İtiyerek buralarda gezelim diye. Dün evvelki gün iyiydi. Bak bugün sadece kanalizasyon çayı geliyor, pisliği geliyor. Bölge sakinleri yetkililerden çözüm bekliyor. Şikayetçiyim. Bu suya çok kirli sular bırakıyorlar.
Her gün okuldan gelirken bu yoldan geçiyorum ve leş gibi koku bırakıyorlar. Hani ne yapıyorlar ne diyorlar bilmiyorum ama hani bu suyun sonu da boğa çayına çıkıyor, denizlere çıkıyor. Denizler de kirleniyor. Şikayetçiyiz. Hani oturamıyoruz. Sinekler falan çok fazla oluyor. Neden oluştuğunu bilmiyorum ama büyük ihtimalle atık falan bırakıyorlar, o yüzdendir. Kış turizminin önemli merkezlerinden biri olan Uludağ'da yağan yağmur gece saatlerinde yeri kara bıraktı. Kar yağışını duyan vatandaşlar Uludağ'a çıkarak kar topu savaşı yaptı. Kış turizminin en önemli merkezlerinden biri olan Uludağ'da akşam yağan yağmur gece itibariyle yerini yoğun kar yağışına bıraktı. Kar yağışını duyan vatandaşlar Uludağ'a akın etti. Oteller bölgesini de beyaza bürüyen kar kalınlığı bazı yerlerde ise 5 santimetreye kadar ulaştı. Uludağ'da yılın ilk kar topu savaşını başlatan vatandaşlar fotoğraf çekerek yağan karın keyfini çıkardı. Vallahi Uludağ'a kar yağıyorlar dedik. Biz de çıktık geldik, bakalım yağıyor mu? Yağıyor. Çok güzel bir şey. Yani yılın ilk karını yaşamak istedik. Çıktık geldik biz de. Biz zaten Bursa'da oturuyoruz. Kar ya dedik, arkadaşlarla bir Uludağ turu yapalım. Temiz hava alalım. Efendim, kısa bir reklama gideceğiz. Bizden ayrılmayın, saat başında yeniden görüşmek üzere. Ortasında haber turumuza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ankara'da düzenlenen dijital medya paneline katılan Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, dezenformasyonu önlemek için yapılan düzenlemelerin özgürlüğe müdahale değil, aksine demokrasiye katkı olduğunu vurguladı. İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İletişim Başkanlığı ve Uluslararası Medya Enformasyon Derneği işbirliğinde düzenlenecek olan dijital medya paneline katıldı. Altun burada yaptığı konuşmada dezenformasyona dikkat çekti. İletişim çağının vebası olarak nitelendirebileceğimiz dezenformasyon bugün hepimizin hep birlikte el birliğiyle karşı koyması gereken, topyekün mücadele vermemiz gereken bir tehdittir. Şu çok açık ki dezenformasyon özellikle dijital imkanların ve sosyal medyanın kötüye kullanılmasıyla yaygınlaşmaktadır. Bu mesele sadece hız, özgürlük meselesi değildir. Bu alana yönelik olarak yapılan her düzenleme demokrasiye katkıdır. Özgürlüğe bir müdahale değildir. Bu düzenlemeler özgürlüğü, kişilik haklarını, kamu güvenliğini koruyan, garanti altına alan adımlardır. Şunu çok açık bir şekilde ifade etmeliyiz. Yalanın özgürlüğü olmaz. Terör propagandasının özgürlüğü olmaz. Nefret söyleminin özgürlüğü olmaz. Sistematik dezenformasyonun özgürlüğü olmaz. Fahrettin Altun İstiklal Caddesi'ndeki terör saldırısına da değindi. İstiklal Caddesi'ndeki terör saldırısı ya da Türk Silahlı Kuvvetlerimizin sınır ötesi harekatları hakkında gerek konvansiyonel medyada gerek sosyal medyada yayılan sistematik dezenformasyonları, yalan haberleri, provokatif paylaşımları lütfen gözümüzün önüne getirelim. Terör örgütlerinin ve onlara her türlü desteği verenlerin bunu yapmalarını bir yere kadar anlayabiliriz. Ama sırf belirli bir kesime şirin gözükmek için, hatta toplumsal destek alabilmek için, birkaç oy alabilmek için terör örgütlerini çarpıtmalarını, paylaşanları, bu yalanları ciddi ciddi kanallarında tartışanları, bunlarla yetinmeyip terör örgütünün kanallarına çıkanları ya da kanallarında teröristlere yer verenleri gördükçe artık söyleyecek kelime bulmakta gerçekten zorlanıyoruz. Allah'a emanet ediyorum. Sağolunuz, varolunuz.
AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, dün partisinin Merkez Karar Yürütme Kurulu toplantısı devam ederken gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Terör örgütlerinin imha edilmesi gerektiğini ifade eden Çelik, Türkiye'nin terörle mücadelesine uluslararası hukuka uygun bir şekilde devam ettiğinin altını bir kez daha çizdi. İstiklal Caddesi'ndeki olay sonrasında, o hain saldırı sonrasında, emniyet güçlerimizin, güvenlik güçlerimizin çok hızlı ve etkili çalışmalar yaparak faili ve bağlantılarını açığa çıkardığını, tespit ettiğini ve yakaladığını gördük. Bu Türkiye'nin bir güven ülkesi olduğunu, Türkiye'nin güvenli bir ülke olduğunu bir kere daha ortaya koymuştur. Şunun özellikle bilinmesini isterim. Bilinen ya da bilinmeyen, yansıyan ya da yansımayan onlarca eylemi güvenlik güçlerimiz engelliyorlar. Bunlara müsaade etmiyorlar. Gerek kökünde kurutuyorlar, gerek aldıkları istihbarat çerçevesinde takip ederek uygun bir zamanda hepsini engelliyorlar. Fakat dünyanın bir gerçeği bu. Ne yapılırsa yapılsın, bu terör eylemleri bazen engellenemiyor. Eylemin olduğu andan itibaren güvenlik güçlerimizin süratli bir şekilde olayın normalleşmesi, bölgenin normalleşmesi için aldığı tedbirler, failin açığa çıkarılması, bağlantılarının çözülmesi, tespit edilmesi ve yakalanması konusunda ortaya koyduğu performans, Türkiye'nin terörle mücadele kapasitesini ve kabiliyetinin yüksekliğini bir kere daha göstermiştir. Net bir şekilde Türkiye güvenli bir ülke olduğunu burada ortaya koymuştur. Sonrasında pek çok arkadaşımız İstiklal Caddesi'ne gitti. İstiklal Caddesi'nde esnafımızla, vatandaşlarımızla beraber oldular ve oranın ne kadar çabuk bir şekilde normalleştiğini gördük. En büyük teşekkürümüz İstiklal Caddesi sakinlerine, İstiklal Caddesi esnafınadır. O kadar güçlü bir şekilde teröre karşı birlik, beraberlik mesajı verdiler ki İstiklal Caddesi'nin adının niye İstiklal olduğu bir kere daha anlaşıldı. Oradaki her bir esnafımız, İstiklal Caddesi'nin her bir sakini İstiklal kavramını göğe çıkaracak bir duruş sergiledi. Ben de Beyoğlu Belediye Başkanımız Haydar Ali Yıldız Bey'le birlikte İstiklal Caddesi'ni ziyaret ettim. O bombanın patladığı yere gittik, oraya karanfil bıraktık, şehitlerimizi bir kere daha andık, yaralılarımıza şifa diledik ve oradaki esnaflarımızı ziyaret ettik. Beni en çok etkileyen oradaki hem esnafımızın dirayeti, birlik beraberlik konusunda gösterdiği duruş ve bunu bütün Türkiye sahiplendi. Teröre karşı biriz, beraberiz dedi. Aynı zamanda orada Adana'dan, Tekirdağ'dan, Kars'tan oraya gelmiş ve pek çok ilimizden oraya gelmiş vatandaşlarımızı gördüm. Bir kısmı belli tabii işleri için gelmişti. Bir kısmı da gerçekten çoluk çocuğunu alarak ülkemizi bu teröre teslim etmeyeceğiz duygusuyla oraya gelmişti. Ve orada bu birlik beraberlik duruşunu gösteriyorlardı. Ve herkes müşterih olsun. Bu teröre hiçbir zaman geçit vermeyeceğiz düşüncesini ve duygusunu net bir şekilde yansıtıyorlardı. İstiklal Caddesi'ndeki esnafımız başta olmak üzere, oranın sakinleri ve oradan bütün ülkemize yayılan bu duygu, bu duruş için bütün vatandaşlarımıza şükranlarımızı sunuyoruz. Tabii bu saldırının, bu hain saldırının olmasından sonra gerek Türkiye'nin içindeki terörle mücadele operasyonları, emniyetin ve jandarmanın yaptığı, gerek Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yaptığı askeri operasyonlar yurt dışında bazı çevreler tarafından orantılı olmadığı şeklinde bir değerlendirme yapıldı. Halbuki herhangi bir Batı ülkesinde bir terör saldırısı olduğu zaman, mesela hatırlayın Paris'te Charlie Hebdo'ya saldırı yapıldığı zaman dünyanın bütün liderleri oraya davet edilmişti ve orada teröre karşı ortak bir yürüyüş yapılmıştı. Biz o yürüyüşün, teröre karşı o duruşun neden 15 Temmuz'da bir darbe girişimi olduğunda Türkiye için yapılmadığını çok sorduk. Şimdi bu sorumuza cevap veremeyenlerin İstiklal Caddesi'ndeki bu hain saldırı sonrasında bize orantılılıktan bahsetmeleri ya da siviller konusundaki hassasiyetten bahsetmeleri başlı başına bir yalandır. Türk Silahlı Kuvvetleri
sivillerin hayatının korunması konusunda dünyada en hassas orduların başında gelir. Ama bu bize bu hassasiyeti hatırlatanların çok yakın zamandan da eski zamanlardan da yeri gelirse örneklerini veririz. Nasıl sivil katliamlarına imza attıklarını, halen de özür dilemediklerini bütün dünya biliyor, biz de biliyoruz. DAEŞ saldırısı olduğu zaman, DAEŞ'e cevap verdiğimiz zaman orantılılıktan bahsetmeyenler, PKK terör örgütünün saldırılarına cevap verdiğimizde niye orantılılıktan bahsediyorlar? Ve gelin hep birlikte son 24 saatte yurdun dört bir yanında yaşanan gelişmelerle Türkiye turuna çıkalım. Taksim İstiklal Caddesi'nde iki grup arasında bıçaklı kavga çıktı. Kavga güven timlerinin müdahalesiyle son bulurken taraflar gözaltına alındı. Fatih'teki bir iş yerinden 600 bin lira değerinde gümüş ziynet eşyası çalan şüphelilerden biri yakalandı. İki şüphelinin hırsızlık yaptıkları o anlar iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Elazığ'da bir kümese giren sokak köpekleri 37 tavuğu telef etti. Tavukların sahibi daha önce de 40 tavuğunun telef olduğunu söyledi. Manisa'nın Kırkağaç ilçesine bağlı Bostancı mahallesinde muhtar ve çiftçiler köy halkından topladıkları zeytin, zeytinyağı gibi ürünleri satarak mahalleye okul kazandırdı. Kapadokya bölgesinde turistlerin peri bacaları ve doğal kaya oluşumlarıyla kaplı vadileri gökyüzünden izlemelerine imkan sunan sıcak hava balon turları, bölgede hızı saatte 30 kilometreyi aşan rüzgar nedeniyle 8 gündür gerçekleştirilemiyor. Diyarbakır'da aracı bozulan bir vatandaş yolun ortasında kaldı. Görevli trafik polisi yardıma koşarak aracı kontrollü bir şekilde geçmesini sağladı. Nesli tükenme tehlikesi altında olan çöl varanı Şanlıurfa'da doğada bitkin bir halde bulundu. Varan tedavisi yapılması için Doğa Koruma Milli Parklar Genel Müdürlüğü ekiplerince teslim alındı. Örtü altı tarım sektörü fuarı GrowTech, yerel ve uluslararası geniş katılımla 21. kez kapılarını açtı. 27 ülkeden 571 katılımcı, 120'den fazla ülkeden 60 binin üzerinde ziyaretçiyi buluşturan fuar 26 Kasım'a kadar devam edecek. Örtü altı tarımın büyük fuarlarından GrowTech, Antalya Anfaş Fuar Merkezi'nde 60 bin metrekare alanda sera ve teknolojileri, sulama sistemleri ve teknolojileri, tohumculuk, bitki besleme ve bitki koruma ürün gruplarına sahip katılımcıları ağırlıyor. 21. kez düzenlenen fuarda katılımcılar en son ürün ve teknolojilerini uluslararası tarım profesyonelleriyle buluşturuyor. Keşfet, büyüt, kazan mottosuyla bu yıl ziyaretçileriyle buluşan ve 26 Kasım'a kadar sürecek fuarın açılışında yoğunluk gözlendi. Şu anda 27 ülkeden katılımcı var. 571 firma katılıyor. Bu 27 ülkenin 6 tanesi milli katılım olarak katılıyor. İlk defa katılan milli katılım ülkelerimiz var. Almanya ve Fransa ilk defa katılıyor. Bunun haricinde Çin, Güney Kore, Hollanda, İspanya dediğim gibi milli katılım şeklinde katılıyor. Fuar direktörü Engin Ertürk, tarım sektörünün gücünü ve potansiyelini uluslararası tarım sektörü paydaşları ve profesyonelleriyle aynı çatı altında buluşturduklarını ifade etti. Fuarda 5 farklı kategori var. Tohumculuk firmaları var. Şu anda bulunduğumuz salon tohumculuk firmalarının olduğu salon. Burada hem yerli hem de yabancı tohumculuk firmaları yeni ürünlerini sergiliyorlar. Onun haricinde sulama sistemleri firmaları var. Bildiğiniz gibi sulama artık çok daha önem kazandı kuraklıklardan dolayı. Yeni teknoloji, yeni sulama sistemleri bulunmakta. Sera teknoloji ve sera sistemlerinin üreten firmalar yine katılıyor. Son olarak da bitki ve besleme ve bitki koruma dediğimiz gübre ve ilaç firmaları yine ürünlerini bu fuarda sergiliyorlar. Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde bazı çiftçiler tarlalarını traktör yerine daha ekonomik ve çevreye daha az zarar veren drone'la kısa sürede ilaçlıyor. Çiftçiler hem maliyetten hem de zamandan tasarruf ettikleri için oldukça memnun. Yürükler Mahallesi'nde bazı tarlalara deneme amacıyla drone'la havadan ot ilacı atıldı. Önceden rotası oluşturulan lahana tarlasına kısa sürede ilaçlama yapıldı. Öncelikle çok büyük bir zaman kazanımı elde ediyoruz. Ayrıca ilaç, su,
Bunlar bu gibi şeylerde de tasarruf sağlıyoruz. 3 kişinin bir günde bitirebileceği işi drone'la 2 saatte halledebiliyoruz çok rahat bir şekilde. Bu sayede hem çiftçinin daha hızlı işini halledebiliyor hem de daha az ilaç ve su tasarrufu sağlamış oluyor daha fazla. Drone'la ekim, gübreleme ve ilaç işlemlerini halledebiliyoruz. Tüm tarlalarda, tüm bölgelerde. Sadece çeltik, kelem gibi bitkiler değil, buğday, mısır, pamuk bu gibi bitkiler, bu gibi sebzelerin de işlemlerini yapabiliyoruz. Sofralık zeytinde dünyanın en kaliteli zeytini olarak bilinen Trilye tipi zeytinlerin hasadı başladı. Bursalı üreticiler kış meyvesi olan zeytini soğuk ve çamurda toplamaya başladı. Rekoltenin de beklenenden yüksek olması üreticinin yüzünü güldürdü. Bursa'nın Mudanya, Orhan Gazi ve İznik ilçelerinde dünyanın en kaliteli sofralık zeytinleri yetişiyor. Yüzyıllardır sofralık zeytinlerin yetiştiği ilçelerde toplanan zeytinler lezzet oranının yüksek olması sebebiyle büyük rağbet görüyor. Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte traktörleriyle tarlaların yolunu tutan üreticiler ağaçların altına yaygılarını yayarak işe başlıyor. Daha sonra hasat makineleriyle ağaçların dalları tek tek sallanıyor. Kalan zeytinlerse çubuklar yardımıyla düşürülüyor. Yaygılara toplanan zeytinler kasalara koyularak evlerin yolu tutuluyor. Sezon 11'inde başladı. Sabah erkenden başlayarak, devam ederek. İşte akşamda zeytin seçmeler var. Evet. Öyle devam ederek başlıyoruz. Bu sene nasıl rekolte? Güzel mi? Lokalite güzel. Ya kuraklardan dolayı birazcık ufak zeytinlerden. Ama ondan gerisinde güzel yani güzel mahsul var. Peki bu bölgenin zeytini ne zeytini olarak geçiyor? Gemlik tipi. Sofralık olarak. Peki nerelere gidiyor bu zeytin? Nereye gidiyor? Türkiye'nin her yerine gidiyor. Almanya'ya gidiyor galiba. Danimarka, Hollanda her tarafa gidiyor. Yağlık zeytin 16 lira 50 kuruştan alıcı bulurken en üst barem olan 180 tane zeytin ise 54 liradan alıcı buluyor. Uzunca bir süre beklendi. Üzerine tartışmalar yaşandı ve milyonlarca kişinin beklediği oldu geçtiğimiz günlerde. Yaklaşık 1 milyon 500 bin öğrenci ilgilendiren yükseköğrenim kredisi borçları ile ilgili Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu açıklamalarda bulundu. Burs, kredi ve yurt başvurularıyla ilgili de konuşan Bakan Kasapoğlu, burs ve kredi başvurularının da uzatıldığı bilgisini verdi. Metropollerde, İstanbul'da, İzmir'de, Ankara'da başvuran herkesin yerleştiği gibi yeni başvurulara açık bir durumdayız artık. Bu bir rekordur, Cumhuriyet tarihi rekorudur ve 20 yıllık süreçte geldiğimiz genç odaklı siyasetin en güzel sonucudur. Tabii bir yanda yurtlara yerleştirme oranı, diğer yanda yurtlardaki kalitemiz, konforumuz biliyorsunuz 2022'de yine yurt ücretlerine hiçbir güncelleme yapmadık. İlave bir artış, fiyat artışı söz konusu olmadı. Fiyatlarımız biliyorsunuz 270 ila 450 lira arasında değişiyor ve halen aynı fiyatlarla devam ediyoruz. Elektriğiyle, suyuyla, güvenliğiyle, temizliğiyle, çamaşırıyla 32 GB internetiyle tamamen ücretsiz bir ortam ve bununla birlikte özellikle kişisel gelişim çalışmaları, eğitim faaliyetleri, kültür, sanat, spor aktiviteleri bu yıl bu anlamda yeni alanlar açtık. Özellikle bu faaliyetler, kültür, sanat, spor faaliyetlerinde açıkçası yoğun bir yılı da yurtlarımıza yaşıyoruz. Tabii bununla beraber özellikle bu yıl beslenme desteğimiz yaklaşık 2,5 kat artarak 1800 liralık bir desteğe dönüştü. Bu da çok önemli bir açılımdı bu yıl için ve bununla birlikte öğrencilerimiz artık yurtlarımızda hem sabahları hem akşamları ilave hiçbir ücret ödemeden yemeklerini alıyorlar. Tabii Bakanlık olarak diyoruz ya GSB hep yanında. Gençlerimizin her daim her an yanlarındayız. Yanlarında olmaya devam edeceğiz. Bildiğiniz gibi Türkiye tıpkı yurt altyapısında olduğu gibi burs ve kredi imkanlarıyla da dünyanın en geniş burs ve kredi
altyapısını sunan, bu anlamda erişilebilirliği ortaya koyan bir ülke. Biliyorsunuz Sayın Cumhurbaşkanımız yaz başında bir müjdeyi paylaşmıştı. İşte genç odaklı siyasetin önemli bir mesajıydı bu. Ve kredi, öğrenci kredileri, öğrenim kredileri geri ödemelerindeki ilave endeksin, bu ilave oluşan tutarın kaldırılacağı müjdesini vermişti. Meclisimiz açılır açılmaz 1961'deki kanun gereği olan bu madde tamamen değiştirildi. Artık öğrenim kredisi borcu neyse geri ödeme miktarı da o olacak. Tabii bu yasal düzenlemeyle birlikte gençlerimiz geri ödemelerinde aldıklarının üzerine ilave bir tutar ödemeyecekler. Bir fark ödenmeyecek. Tabii ki bu çalışmadan, bu düzenlemeden kredi almaya başlayacak, hali hazırda kredi alan ve kredilerinde geri ödeme dönemine geçen herkes faydalanacak. 1.392.629 gencimizin ödenmemiş ve ödenecek taksitlerindeki endeks tutarı da böylece tamamen kaldırılmış oluyor. Böylece toplamda 27 milyar 15 milyon 455 bin liralık bir tutar gençlerimizin omzundan alınmış oluyor. Tabii borcu vergi dairesine bildirilen borçlular için de biliyorsunuz Hazine Maliye Bakanlığı ile koordineli bir çalışma halindeyiz. Ve bu çalışma ile de borçluların taksitlerine tekabül eden endeks tutarlarını da bildirdik. Ve ödenmeyen taksitlerden bu endeks tutarları da tahsil edilmeyecek. Tabii kredi geri ödemeleriyle ilgili bu süreci takip etmek isteyenler için an itibariyle de E-Devlet üzerinden endeks tutarlarına erişimi ve bu süreci de başlattığımızı müjdelemek istiyorum. Gerek internet bankacılığı üzerinden ve gerekse Ziraat Bankası ATM'lerinden endeks kaldırılmış borç tutarlarını gençlerimiz ödeyebilirler. Yeni düzenlemenin hayırlı olmasını diliyorum. Tabii bu bir devrimdir. AK Parti iktidarlarının tüm alanlarda olduğu gibi gençlikte ve sporda devrimleri devam ediyor. Biliyorsunuz bu yıl yine kredi ve burs başvurularıyla ilgili süreci başlattık ve bu anlamda yine yoğun bir taleple karşılaştığımızı ifade etmek istiyorum. Kepez Belediyesi'nin edebiyat dünyasının usta isimlerinden Ahmet Hamdi Tanpınar anısına bu yıl 7.sini düzenlediği ulusal edebiyat yarışmasında ödüller sahiplerini buldu. Yarışmada Kudret Saylıksa birinci oldu. Kepez Belediyesi'nin 7. Ulusal Ahmet Hamdi Tanpınar Ulusal Edebiyat Yarışması ödül töreni Erdem Bayezid Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. Töreni aralarında Kepez Kaymakamı Nusret Şahin'in de olduğu çok sayıda davetli katıldı. Törenin açılış konuşmasını gerçekleştiren Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Antalya Lisesi mezunlarından Ahmet Hamdi Tanpınar'ın hayatından bahsetti. Tabii Ahmet Hamdi Tanpınar, Türk dünyasının, medeniyetimizin, milletimizin yetiştirdiği en büyük entelektüellerden birisi. Tütüncü Ahmet Hamdi Tanpınar'ın hayatında Antalya'nın yerine de değindi. Efendim, bakıyorsunuz hülya adam olmaya Antalya'da karar vermiş. Edebiyattan başka hiçbir şey yapamayacağını Antalya'da anlamış. Antalya'da aşık olmuş, Antalya'ya aşık olmuş. Milletimizin en büyük değerlerinden birisi. Tabii bir imparatorluk çocuğu CV'sinden de anladığımız şekliyle Antalya'nın yetiştirdiği bir delikanlı. Yahya Kemal gibi Türk milletinin en büyük üstadlarından birisinin elinde şekil almış bir öğrenci ve İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türkiyat Enstitüsü'nün başkanı olan Profesör Doktor Ahmet Hamdi Tanpınar'dan bahsediyoruz. Başkan Tütüncü'nün konuşmasının ardından dereceye girenlere ödülleri takdim edildi.
Yedincisi bu yıl düzenlenen yarışmada Kudret Saylık birinci, Mutlu Ünlü ikinci, Füsun Özkaya üçüncü oldu. Yarışmada 18 yaş altı teşvik ödülü Nisanur Koçağan oldu. Sevgi ödülünü ise Devran Ülker kazandı. Ödül törenine katılan konuklar Ahmet Hamdi Tanpınar'la Anılardan Anlara Antalya kitabını imzalayan Başkan Tütüncü fuaye alanındaki sergiyi de gezdi. Siyasetle devam edeceğiz. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay AK Parti Bingöl Milletvekili Cevdet Yılmaz Başkanlığındaki komisyonda yaptığı konuşmasında Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı'nın harcamasının 2021 yılı kesin hesabına göre 3 milyar 653 milyon 795 bin lira olarak gerçekleştiğini belirterek tahsis edilen ödeneğin 560 milyon 592 bin lirasının kullanılmayarak iptal edildiğini söyledi. 2023 yılı bütçesi, ofisler, acil destek giderleri, İçişleri ve Milli Savunma Bakanlığı'nca kullanılan barışı destekleme ve koruma hizmetleri ödenekleri dahil 2022 yılı ödeneğine göre %62,4 artışla 6 milyar 637 milyon lira olarak öngörülmüştür. 2023 yılında kamu kaynaklarının kullanımı önceki yıllarda olduğu gibi verimli ve etkin bir şekilde azami tasarruf prensiplerine riayet edilerek gerçekleştirilecektir. Bu kurumsal yapılanma ile Dijital Türkiye hedefini gerçekleştirme yönünde önemli aşama kaydetmiş durumdayız. Birleşmiş Milletler 2022 yılı E-Devlet Gelişmişlik Endeksinde ülkemiz 193 ülke arasında 48. olarak sıralamada 5 sıra yükselmiştir. E-Katılım Endeksinde ise 18. sıraya yükselmiştir. Önümüzdeki yüzyılı Türkiye yüzyılı yapmak, çağı yakalayan değil, çağa yön veren bir ülke olmak, dijitalin yüzyılını hayata geçirmek yönünde yerli ve milli politikalarla ilerlemeye devam edeceğiz. Ulusal staj programıyla 160 bine aşkın gencimize kamu kurumlarında staj imkanı sağlanmış, öğrencilerimizin ücreti ve sigortası devletimizce karşılanmıştır. 2023 yılında gençlik ve aile, sosyal ve kültürel içerikli din hizmetleri, göç ve manevi destek faaliyetlerinden zekat ve kurban hizmetlerine varıncaya kadar pek çok alanda faaliyet göstermeye devam edilecektir. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, ülkemizin kamu diplomasisi faaliyetlerini yürütme, dezenformasyonla mücadele etme, devlet-millet ilişkisini güçlendirme ve devlet iletişiminin koordinasyonunu sağlama görevleri doğrultusunda birçok çalışma gerçekleştirmektedir. 2022 yılında Cumhuriyetimizin 100. yılı kutlamalarına yönelik Türkiye Yüzyılı konseptiyle yürütülen kampanyanın uygulama süreci başlamıştır. 2022 yılı Kasım ayı itibariyle İletişim Başkanlığı'nca toplamda 17.832 basın kartı verilmiştir. 2022 yılında 11 Kasım itibariyle CİMER başvuru sayısı 4.990.433'e ulaşmış ve başvuruların cevaplanma oranı %91 olmuştur. 2002'de savunma sanayi sektöründe sadece 56 firma faaliyet gösterirken bugün bu sayı 2000'i aşmış, savunma sanayi kümelenmeleriyle kendi özgün ürünlerini geliştiren büyük bir ekosisteme dönüşmüştür. Türkiye geçmişte küresel pazarda önemli bir alıcı olarak değerlendirilirken bugün önemli bir ihracatçı konumuna gelmiş olup başarısını sahada ispat etmiş insansız hava araçlarının tasarımı, üretimi ve satışında da dünyanın ilk 3-4 ülkesi arasında yer almaktadır. 2022'de Milli Muharip Uçak Mühendislik Merkezi ülkemizin en büyük kompozit üretim binası ve Uzay Sistemleri Mühendislik Merkezi'ni hizmete aldık. Artık dünyada oyun değiştirici olan SİHA'larımız Akıncı, Aksungur, Bayraktar TB2, Anka, Kargo ve Alpago'nun yeni teslimatlarıyla havadaki gücümüzü perçinlemeye devam ediyoruz. Türkiye'nin ilk istihbarat gemisi TCG Ufuk hizmete girdi. Yeni tip denizaltılarımızdan Hızır Reis'in havuza çekimi ve Selman Reis'in ilk kaynak töreni gerçekleştirildi. Türkiye'nin ilk çıkarma gemisi TCG Anadolu yıl sonu itibariyle deniz kuvvetlerimize teslim edilmesi planlanmaktadır.
Kaplan MT orta sınıf tanklarının Endonezya'ya teslimiyle Türkiye ilk tank ihracatını yapmıştır. Uzun menzilli hava savunma sistemimiz SİPER'in ilk modelinin testleri de başarıyla devam etmiştir. 2021 yılında savunma sanayi ihracatımız 3,2 milyar dolar ile kendi rekorunu kırmıştı. 2022 yıl sonu hedefimiz bu rakamı 4 milyar doların üstüne çıkarmaktır. 2023'te Milli Muharip Uçak, Kızıl Elma, İnsansız Savaş Uçağı, Bayraktar TB3 SİHA, Hürjet, Jet Eğitim Uçağı ve Ağır Sınıf Atak Helikopteri gibi projelerde çok önemli gelişmeleri yüce milletimizle paylaşacağız. Denizlerdeki gücümüzü perçinleyecek olan İ sınıfı fırkateynlerimizin ilki İstanbul gemisi, denizde ikmal muharebe destek gemimiz Derya ve yeni tip denizaltılarımızın ilki Piri Reis hizmete girecektir. SOM ve Atmaca için geliştirilen KT-C3200 turbojet motoru teslim edilecektir. Milli ve 2017 yılında hayata geçirilen ve sektörde öncü olma özelliği taşıyan Trafolar Konuşuyor projesi 25 Kasım Kadına Şiddetle Mücadele Günü'nde bir farkındalığa imza attı. Bursa'da Trafolar, "Susmak şiddeti gölgeler" sözleriyle boyanarak kadına şiddete karşı farkındalık oluşturuldu. Bursa'da Trafolar Konuşuyor 25 Kasım Kadına Şiddetle Mücadele Günü çerçevesinde trafolar bu kez kadınlar için boyandı. Güney Marmara'da 5 milyonun üzerinde nüfusa elektrik dağıtım hizmeti veren Uludağ Elektrik Dağıtım Şirketi 64. trafosunu İl Emniyet Müdürlüğü'nün işbirliğiyle boyadı. Bugüne kadar emniyet kemerinden madde bağımlılığına, kan bağışından enerji tasarrufuna kadar birçok toplumsal konuyu ele alan UEDAŞ bu kez kadına şiddetle mücadele için uyardı. 2017 yılından beri de devam ediyor. Trafolar Konuşuyor projemiz var. 64 tane trafo boyamıştık. Yine her yıl olduğu gibi 25 Kasım'da da kadına şiddete engellemek adına Emniyet Müdürlüğümüzle yaptığımız bu çalışma bir araya gelerek hayata getirdik. KADES uygulaması da var biliyorsunuz, emniyetimizin uyguladığı. Bu konuya dikkat çekmek amaçlı bir çalışma yaptık. Ağrı'nın Doğu Bayazıt ilçesinde 4 İran uyruklu şahsın midelerinde paketlerce uyuşturucu taşıdığı tespit edildi. Savcılığa sevk edilen şahıslar tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ağrı'nın Doğu Bayazıt ilçesinde İran'dan Türkiye'ye giriş yaptığı tespit edilen İran uyruklu 4 şahıs Hasankeyf Mahallesi Çevre Yolu Bulvarı üzerinde polis ekiplerince yakalandı. Yakalanan şahısların Doğu Bayazıt Yaşar Er Yılmaz Devlet Hastanesi'nde yapılan sağlık kontrollerinde vücutlarında yabancı cisimler olduğu tespit edildi. Yabancı cisimlerin doğal yollarla çıkartılmasıyla yapılan kontrollerde şahısların midelerinde toplam 14 paket 642.57 gram metamfetamin olduğu değerlendirilen maddeyle geçirildi. Doğu Bayazıt Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilen şahıslar uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonu'nda milletvekillerinin sorularını yanıtladı. Bakan Koca, ayaktan hasta kabul kapasitesinin artırıldığını belirterek, 2020 yılında aylık 13 milyon olan poliklinik muayene sayımızı 2022 yılı Ekim ayı itibariyle 26 milyona ulaştırarak var olan kapasitemizi iki katına çıkardık ifadelerini kullandı. ...geleceğini düşünüyoruz. Meğeresinin hem hekim hem de vatandaşlarımız tarafından özellikle son yıllarda daha yüksek talep gördüğünü gözlemliyoruz. Özellikle pandemi dönemi meharese kullanımını önemli oranda arttırmıştır. Artık toplumun bütün kesimleri tarafından aktif bir şekilde kullanılmaktadır. Bununla birlikte tüm vatandaşlarımızın muayene olma taleplerini imkanlarımız ölçüsünde geri çevirmeden karşılamaya çalışıyoruz. Bu konuda yaptığımız çalışmalar sonucunda aynı gün içerisinde en az meharese randevuları kadar da ayaktan randevusuz başvuran hastalarımızı muayene ediyoruz. Randevulu olsun veya olmasın, günlük yaklaşık 1.2 milyon hastamız hastanelerimizden hizmet almaktadır. Birinci basamak aile hekimleri dışında.
Bunun yarıdan fazlasını randevu almaksızın muayene olanlar oluşturmaktadır. Yani 1 milyon 200 bin toplam bakılan hastanın 550 bini MHRS'den, 650 bini ise randevu almadan gelerek muayene olmaktadır. Sadece muayene değil, aynı zamanda tetkik ve tedavi hizmetlerinde ihtiyaçlar doğrultusunda çözümleri hızla geliştiriyoruz. Servis ve yoğun bakım yatak kullanım kapasitemizde artış sağladık. Ameliyat sayımız 2020 yılında toplam 4.3 milyon iken 2021'de 6.6 milyon, 2020 ilk 9 ayında 5.8 milyon. Yani yıl sonu 7 milyon 758 milyona yakın ameliyat gerçekleşeceğini umuyoruz. 32 bin polikliniğe 32 bin tıbbi sekreter alıyoruz ve ilk 16 bini de gelecek hafta kılavuz yayınlandığında görmüş olacağız. Sözleşmeli hekim kadrolarını da yaygınlaştırıyoruz. Böylece sıkıntı çektiğimiz yerlerde hekim istihdamını teşvik ediyoruz. Yani 27 bin sözleşmeli hekime de bu dönemde en geç Ocak 15'e kadar da bu 27 bin sözleşmeli hekimin açıktan atamalarını yapıyor olacağız. Randevu aldığı halde gelmeyen hastalardan kalan boşlukları dolduracak önlemler alıyoruz. Yani randevu alındığı halde randevuya gelmeyenlerin oranı %30 idi. Şu an ancak %25'e inebildi. Yani 4 kişiden biri randevusuna gelemiyor. 4 kişiden biri o randevusuna geliyor olmuş olsa veya boş bırakılsa sorun büyük oranda zaten çözülmüş olacak. Hasta yoğunluğunun fazla olduğu hastanelerimizde mesai sonrası çalışmayı özendirecek düzenlemeler yaptık. Mağduriyet oluşmaması için bölge ve branş bazında dinamik bir şekilde yönetmeye çalışıyoruz. Özetle sorunun farkındayız. Çözüm planımız da var. Adım adım uyguluyoruz. Yakında böyle bir gündemimiz olmayacak. Şehir hastanelerinde ne hasta sayısı, ne yatak doluluk oranı, ne yoğun bakım doluluk oranı, ne ameliyat sayısı ile ilgili herhangi bir garanti söz konusu değildir. Yatak doluluk oranı dahil olmak üzere şehir hastanelerinde, tekrar söylüyorum, bakan olarak nerede konuştuğumun farkındayım. Şehir hastanelerinde ne hasta sayısı, ne yatak doluluk oranı, ne yoğun bakım doluluk oranı, ne de ameliyat sayısı ile ilgili herhangi bir garanti söz konusu değildir. Şehir, ya bir susun, mübarek susun. Değerli arkadaşlar, hakikaten şehir hastanelerinde, rica ediyorum. Bakın, benim size cevap verecek çok bu konuda söyleyeceklerim var. Lütfen dinleyin. Karşılıklı birbirimizi anlayalım. Yani bilmediğinizi bilin. Benim de bilmediğimi ben sizden öğreneyim. Ama lütfen beni dinleyin. Ben bak bu saate kadar 10 saattir sizi dinledim. Ben yine söylüyorum. Yine kayıtlara geçsin. Şehir hastanelerinde ne hasta sayısında, ne yatak doluluk oranında, ne yoğun bakım doluluk oranında, ne de ameliyat sayısında herhangi bir garanti söz konusu değildir. Bir dakika, geliyorum. Dinler misiniz arkadaşlar, rica ediyorum. Şehir hastanelerinde garanti olarak ödenen tek bedel kira bedelidir. Yani kullanım bedelidir. Şehir hastanelerinin bunun dışında aldığı 19 hizmet bedeli var. Dinleyin. 19 hizmet bedeli var. Bu hizmet bedelleri yemek, güvenlik, laboratuvar, görüntüleme gibi 19 hizmet bedelinden bahsediyoruz. Bunlar da miktara bağlı hizmet bedelleri. Ve bunların da süresi 25 yıl değil. Bunların süresi 5 yıl. Bu miktara bağlı hizmetlerde bir eşik değer tespit ediliyor. Eşik değere kadar, örnek vereyim, görüntüleme için söylüyorum. Eşik değer için, daha doğrusu görüntüleme ve laboratuvar hizmetleri için
sağlık uygulama tebliğinin fiyatları uygulanıyor. Bursa'da gece vakti müşteri gibi geldi otelde kalmak için fiyat soran kişi 40 bin lira değerindeki cep telefonunu çaldı. Hırsızlık anı iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Boyu kısa olduğu için telefonu zıplayarak çalan şahıs telefonunun konumundan takip edilerek yakalandı. Bursa'nın Osman Gazi ilçesine bağlı Kırcaali mahallesindeki bir otele gece vakti müşteri gibi gelen bir şahıs resepsiyon görevlisine oda fiyatlarını sordu. Ardından fiyatı pahalı bulduğunu söyleyen şüpheli otelin önüne çıktı. Zanlı resepsiyon görevlisinin yemek almak için karşı lokantaya gitmesi üzerine tekrar içeriye girip tezgahın arkasındaki 40 bin liralık cep telefonunu boyu yetmediği için zıplayarak alıp kaçtı. Hırsızlık anı otelin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Çalınan cep telefonu konumundan takip edilerek 5 dakika içinde bulundu. Çaldığı telefonu peşinden gelen otel görevlisine teslim eden şahıs bıçak çekerek olay yerinden uzaklaştı. Resepsiyon görevlisi Yiğit Sarı, şahsın kendilerine zarar vermeden telefona kavuştukları için sevindiklerini söyledi. Resepsiyon deskinin oradan içeriye zıplayarak telefonumu alıyor. Cüzdanımı falan görmüyor, kasadaki parayı falan görmüyor zaten. Telefon alıyor gidiyor. Ondan sonra konumunu falan bulunca telefonun zaten ileride olduğunu ben görüyorum. Buradan yoldan bir 100-150 metre kadar yürüyor. Telefonun konumundan izliyorum. Arkadaş peşinden gidiyor ondan sonra araçla hemen hızlı bir şekilde. Gidince telefonu alıyor. Biraz böyle ufak tefek itiş kakış oluyor. Şahısa bıçak çekiyor buna. Bıçak çekince arkadaş bırakıyor mecbur. Telefonu alıyor sadece. Telefonu aldığıyla kalıyor yani. Kişi bıçak çekip kaçıyor. Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi, Çamlıca, devlet su işlerinde sektör temsilcileri ve basın mensuplarıyla bir araya geldi. Tarım varsa hayat var projesi çerçevesinde gerçekleştirilen Türkiye Tarım Politikaları toplantısında konuşan Bakan Kirişçi, Türkiye'de tarıma yönelik yürütülen çalışmalar ve geleceğe ilişkin projeler hakkında da bilgi verdi. Recep Tayyip Erdoğan olmuştur. Türkiye'nin un, makarna, irmik ve bulgur sanayindeki atıl kapasitesinin devreye sokularak yoksul ülkelere yardım konusunda yeni bir çalışma yürüttüğümüzü de belirtmek istiyorum. Rusya'dan alınacak buğdayın işlendikten sonra az gelişmiş ülkelere bilabedel dağıtımını arzu ediyoruz. Görkemli bir açılış töreniyle devlet, millet el ele dünyanın 5. en yüksek barajı olan Yusufeli Barajı ve HES'in açılışını gerçekleştirdik. Bu baraj aslında 100 yılın enerjisi vurgusuyla ülkemizin geleceğini planladığımız yatırımlarımızda listenin en başındaki en önemli şaheserimizdir diyebiliriz. Yılda 1.9 milyar kilowatt saatlik enerji üretimiyle 2.5 milyon nüfuslu bir yerleşimin elektrik ihtiyacını karşılayabilecek büyüklükte bir baraj. Ama asıl önemlisi böylesi dev bir eseri mühendisliğinden işçiliğine kadar kendi imkanlarımızla ve öz kaynaklarımızla gerçekleştirmiş olmamızdır. Bunun da özellikle altını çizmek istiyorum. Toplam maliyeti değerli arkadaşlar 34 milyar liradır. Sadece yol için harcadığımız para 12 milyar lira. Tam 62 kilometrelik bir tünel ve bu tünellerle beraber açılmış olan köprüler, viyadükler var. 110 kilometre uzunluğunda bir yol. Bunun 70 kilometrelik kısmı devlet il yolu, 40 kilometrelik kısmı da köy yolu olarak planlanmış. 3205 adet yerleşim yerinin taşınması gerektiği için konut yapılmış. Bunun 507'si kırsalda, geri kalan kısmı ilçe merkezinde olacak şekilde planlanmıştır. 334 iş yeri ki bunun da 10 tanesi yine kırsalda, geri kalan 324 tanesi ilçe merkezinde. Hakikaten belediye binasından kaymakamlığına, diğer kamu kurumlarının binalarından ilkokul, ortaokul, lise, ana sınıfı gibi eğitim tesislerine, parklara, bahçelere, ibadethanelere, aklınıza gelebilecek modern, çağdaş bir şehirde
olması gereken her şey bu proje kapsamında Yusufeli halkına kazandırılmıştır. Onlar da buraya artık taşınacaklar. İlk 9 gününde iki köyümüz, 69. gününde ilçe merkezimiz sular altında kalacak. 309 gün sonra bu su tutma süreci tamamlanmış olacak. 6 ay sonra elektrik üretimiyle ilgili süreç başlamış olacak. Dolayısıyla böylesine önemli bir tesisin bir kez daha ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını temenni ediyorum. İstanbul için, yani hepimizin gözü kulağı İstanbul'da, nüfusun işte 1/4 yaşıyor netice itibariyle. Bugün herhangi bir yağış olmasa dahi bizim barajlarımızda 4 aylık ihtiyacımızı karşılayabilecek bir suyumuz var. Uzun yıllar ortalamasına göre mesela Eylül ayında 20 derecenin ortalama 20 dereceyken 21 derece gibi bir sıcaklıkla geçiştirdik. Şimdi Ekim-Kasım dönemindeyiz. Bu dönemde de yağışların yetersizliği konusunda bir şey var. Fakat İstanbul başta olmak üzere bu son yağışlarla birlikte sanki ibrenin yukarı doğru döneceği yönünde. Yarın bir gün hepimizin oturup şunu tartışması lazım. İçme suyu rezervi İstanbul'un şu kadardır deyip buradan fazla nüfusu buranın barındırmaması gerekir diye karar alması gerekir. Onu söyleyin. Ya bu sanayi için de geçerli. Bu tarım için de geçerli. Ya ama biz bunları mesela konuşmadığımız zaman, bunlara bir dikkat çekmediğimiz zaman kırsalla ilgili çalışmalarımız da biraz şey kalıyor. İnönü Üniversitesi'nin akademik açılış yılı törenine katılmak üzere Malatya'ya gelen Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, program öncesi Muharip Gaziler Derneği'ni ziyaret ederek buradaki Kıbrıs gazileriyle bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Tatar, Malatyalı gazilerin Kıbrıs Barış Harekatı'nda tüm Mehmetçik gibi önemli bir başarıya imza attığını söyledi. Bizleri güçlendirmektedir. Son zamanlarda Kıbrıs konusuyla alakalı söyleyeceğim şeyler... Evet, benim Cumhurbaşkanı seçimlerinden sonra artık yeni bir siyaset gündeme gelmiştir. Türkiye Cumhuriyeti'nin tam desteklediği bir siyaset. Kıbrıs'ta egemen eşitlik, eşit uluslararası statü. Yani Kıbrıs'ta bir anlaşma olacaksa iki devletin işbirliğiyle. Yani güneydeki Rum Cumhuriyeti tanınmış bir cumhuriyet federal çatı altında bizleri zaman içerisinde azınlığa düşürecek ve Türkiye'nin garantörünün molası geçtiği ve Avrupa Birliği'ne alındıkları için Kıbrıs kuzeyle güneyle Avrupa Birliği'nde Türkiye garantörlüğü son bulacak ve Türk askeri de Kıbrıs'tan çekilecek. Biz böyle bir olaya asla onay vermemiz mümkün değildir. Tamamıyla böyle bir gelişmenin karşısındayız. Onun için bizim yeni siyasetimiz Kıbrıs'ta kuzeyde egemen bir Türk devletinin ilelebet yaşayabilmesidir. Ve bu Türk devletinin elbette ana vatanı Türkiye Cumhuriyeti ile her türlü ilişkisinin eskisinden olduğundan daha da iyi bir şekilde bu iletişim çağında güçlenmesidir. Çünkü Doğu Akdeniz eski Doğu Akdeniz değildir. May vatanında şu anda doğalgaz ve enerji kaynakları meseleleri, güvenlik meseleleri, farklı farklı başka ülkelerin oradaki bir takım girişimlerle Doğu Akdeniz'in çok daha kritik ve önemli bir hale geldiğini, dolayısıyla konjonktürün değişmesiyle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin de önemini Girit'ten sonra 13. ada olarak inandıkları ve gördükleri Kıbrıs adasının tamamıyla Yunanistan'ın egemenliğinde bir helal adası olarak Türkiye'yi kuşatması ve Türkiye'nin güvenliğini de o şekilde tehlikeye sokması elbette Türk milletinin ulusal devamımıza yakışmayacak bir gelişme olur. Dolayısıyla hepimiz dik durduk, hepimiz mücadele verdik. Kıbrıs'ta çok katliamlardan geçtik, soykırımlardan geçtik. Hiçbir zaman yılmadık, hiçbir zaman pes etmedik. Her zaman birlik ve beraberliği korumaya çalıştık. Ve o mücadele yıllarında verdiğimiz mücadelede Erenköy'lerde, Boğaziçi'nde, Geçitkale'de, çeşitli farklı yerlerde Kıbrıs'ın yazdığı destanda ama esas olan 20 Temmuz 1974 o cumartesi sabahında siz Mehmetçiklerin adaya çıkmasıyla artık Kıbrıs'ta yeni bir dönüm noktası. Şeyin yanına yetiştirdim. Başkanın yanına yetiştirdim. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz saatlerde Girişimci İş Adamları Vakfı ile Türkiye Gençlik Vakfı'nca düzenlenen Türkiye Girişimci Buluşması ve 9. Girişimcilik Ödülleri Töreni'ne video mesaj gönderdi. Video mesajda girişimcilere seslenen Erdoğan, ihracatta her ay yeni bir rekor kırarak hedeflerimize emin adımlarla ilerliyoruz dedi. Girişimci İş Adamları Vakfı ile
Türkiye Gençlik Vakfı'nın kıymetli mensupları, değerli girişimciler, sevgili genç kardeşlerim, sizlere en kalbi duygularımla, hasretle, muhabbetle selamlıyorum. Türkiye girişimci buluşmasının ekonomimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Girişimcilik ödüllerinin 9.sunu almaya hak kazanan kurumlarımızı, şirketlerimizi, girişimcilerimizi canı gönülden tebrik ediyor, Rabbim başarılarınızı daim eylesin diyorum. Türkiye için üreten, yatırım yapan, yeni iş kuran, işini geliştiren, yurt içinde ve yurt dışında elde ettiği başarılarla milletçe iftihar kaynağımız olan tüm girişimcilerimize teşekkür ediyorum. İnsanlık olarak COVID-19 salgını ile başlayan, ardından Rusya-Ukrayna gerilimi ile daha da derinleşen sancılı bir dönemden geçiyoruz. Gelişmiş ülkeler dahil pek çok ekonominin enflasyondan resesyona, istihdam kayıplarından enerji ve gıda krizine kadar daha önce alışık olmadıkları ciddi sıkıntılarla yüzleştiğini görüyoruz. Salgın sürecini başarıyla yöneten Türkiye, salgın sonrası ortaya çıkan bu meydan okumaların da üstesinden hamdolsun alnının akıyla gelmektedir. Yatırım, istihdam, üretim, ihracat ve cari fazla yoluyla büyümeyi esas alan ekonomi modelimizin müspet etkilerine her alanda şahit oluyoruz. COVID-19 salgınının dünya ekonomilerini derinden sarstığı bir ortamda G20 içinde en hızlı büyüyen ülkelerin başında yer aldık. Geçtiğimiz yıl büyüme oranımız %11 ve bu yılın ilk yarısında %7,5 seviyesinde gerçekleşti. İş gücüne katılım oranımız artmasına rağmen istihdamda 31 milyon sınırını aşmış bulunuyoruz. İhracatta her ay yeni bir rekor kırarak hedeflerimize doğru emin adımlarla ilerliyoruz. Ayrıca yatırım hamlelerimizi kesintisiz bir şekilde sürdürmeye büyük önem veriyoruz. Yerli elektrikli otomobilimiz TOGG'un fabrikasını 29 Ekim'de açarak milletimizin 60 yıllık bir hayalini daha gerçeğe dönüştürdük. Salı günü ülkemizin en büyük barajı olan Yusufeli Barajı ve hidroelektrik santralinin açılış heyecanını milletçe yaşadık. Hemen her hafta farklı bir ilimizde kamu ve özel sektörümüzün ülkemize kazandırdığı eserlerin, fabrika ve üretim tesislerinin açılışını yapıyoruz. Türkiye Yüzyılı vizyonumuzun somut projelerini tek tek hayata geçirerek yolumuza devam ediyoruz. İnşallah büyük ve güçlü Türkiye'yi inşa edene kadar durmayacak, mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz. Ne terörün ne de terör örgütünün yularını ellerinde tutan emperyalist çetelerin bizi yolumuzdan alıkoymasına izin vermeyeceğiz. Siz genç girişimcilerimizin desteği ve katkısıyla 21. asrı Türkiye yüzyılı yapacağımıza yürekten inanıyorum. Girişimci İş Adamları Vakfımız ile Türkiye Gençlik Vakfımız başta olmak üzere bu hayırlı programın icrasında emeği olanları tebrik ediyorum. Girişimcilik ödüllerini almaya hak kazanan kurumlarımızı ve girişimcilerimizi bir kez daha tebrik ediyorum. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Kalın sağlıcakla. Böylece Antalya ve Türkiye'den aktaracaklarımızın sonuna geldik. Bakalım dünyada neler oldu? Sırada Dünya Turu var. Ukrayna Hava Kuvvetleri, Rusya tarafından Ukrayna topraklarına 70 füze fırlatıldığını açıkladı. İki nükleer santralinin ise ulusal elektrik şebekesiyle bağlantılarının kesildiği bildirildi. Rus güçlerinin Ukrayna'nın başkenti Kiev'de bir altyapı tesisine hedef aldığı saldırıda 3 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı. Rusya ile Ukrayna arasında yapılan esir takası kapsamında Rusya tarafı 1'i sivil 35 Ukrayna askerini, Ukrayna tarafı ise 35 Rus askerini serbest bıraktı.
İsrail güçlerinin işgal altındaki Batı Şeria'nın El Halil kentinde bulunan bir okulu yıkmasının ardından Avrupa Birliği'nden yapılan açıklamada "Dehşete düştük, Filistinli çocukların eğitim hakkına saygı gösterilmeli" denildi. Avrupa Parlamentosu Başkanı Ukrayna'da yaşanan elektrik sıkıntısına çözüm için Umut Jeneratörleri adlı girişim başlattı. Almanya'nın Mölln kentinde 23 Kasım 1992'de aşırı sağcılar tarafından kundaklanan evde hayatını kaybeden ikisi çocuk, 3 Türk vatandaşı için katliamın 30. yıl dönümünde anma töreni düzenlendi. Namibya'nın başkentinde bulunan Alman sömürge subayının heykeli aktivistlerin baskısı sonrasında kaldırıldı. Avrupa Uzay Ajansı yeni astronotlar yetiştirmek için açtığı 2022 astronot eğitim sınıfına dünyanın ilk engelli astronotunu seçerek para astronot adını verdi. Ve bülteni noktalıyoruz efendim. Güzel bir hafta sonu geçirmenizi temenni ediyorum. Pazartesi görüşmek dileğiyle, yarın daha güzel bir güne uyanmak dileğiyle. Şimdilik hoşçakalın.